Hayatım Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir çalışma yapacağız. Tığ işi, pano çalışması ya da rüya kapanında diyebiliriz. Bunu yaparken böyle metal bir halka kullandım. Sizler kasnak da kullanabilirsiniz. İpim Alize Cotton Gold ve 4 numara tığ kullanarak ördüm. Biraz elimi gevşek tutarak ördüğüm için bu şekilde açıklıklar oluştu. Bu benim örnek çalışmam oldu. Şimdi sizlerle yine Alize Cotton Gold kullanarak 3 numara tığ ile yapacağız. Dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz ama fazla kalın iplerle çalışmazsanız daha iyi olur. Şöyle alt kısmı da göstermek istiyorum. Püskül çalışması yaptım. Rafya ipi ve tül kullandım. Rafyanız yoksa normal iple de püskül yapabilirsiniz ve evinizde olan eski tüller varsa onları keserek de bu şekilde püsküller yapabilirsiniz. Hatta böyle kenarlarında ipler attı. O da doğal bir görünüm sağladı. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna da bastıysanız başlayabiliriz. Başlarken sihirli halka yapıyoruz. İpimiz ince olduğu için biraz dikkat ederek sihirli halkamızı yapıyoruz. Şimdi şöyle bir ilmek yaptım. Bir halka yaptım. Ve şu kısmı iki parmağımla sabitliyorum. Buradaki halkamızı da çok büyük yapmıyoruz. Şöyle tığımı geçirdim. Buradan bir ip aldım. Bir ilmek çıkardım. Ve bir zincir çektim. Bir zincir çekene kadar parmağım hep aynı yerde duruyor. Şimdi dairemizi şöyle açtığım zaman şu iki ipin olduğu tarafın tam dibinden tekrar parmağımla sabitliyorum. 12 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dikkatli bir şekilde tekrar zincirin dibinden tutabiliriz halkamızı bırakıp. Tekrar iki ipin olduğu tarafı karıştırmıyoruz. Bu kısma bir sık iğne yapıyorum. Halkamızın içine. Tekrar 12 tane zincir çekiyoruz. Yine halkamızın içine bir sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12. Bu ilk başlangıçta biraz halkamıza dikkat ederek içerisine sık iğne yapalım. Böyle 3 tane yaptıktan sonra bakın zincirlerim de düz bir şekilde duruyor. Şöyle kendi etrafında dönmedi. Şu ikinci ipimizi biraz çekerek halkamızı küçültüyoruz. Çok fazla hızlıca çekmeyelim. Burası çok küçülmesin. Daha sonra içerisine 16 tane bu şekilde zincirler çekerek sık iğneler yapıyoruz. Evet, 16. son sık iğnemizi de içine yapalım. Ve artık bu halkamızın ipini aldım. Şöyle bakın. Sayalım dikkatlice. Böyle karışık göründüğüne bakmayın. İlk sık iğneyi zinciri çektikten sonra buraya yaparken şöyle düz olduğunu gördüğünüz zaman parmağınızla tutsanız bile onlar tersine dönmeyecek. Şimdi biraz daha halkamızı küçültebiliriz artık. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Evet, hemen ilk zincirimizin içerisine batıyorum ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Sırasıyla karıştırmadan bir önden bir arkadan değil. Şöyle zaten elimizi düzelterek ilerlediğimiz zaman sırasıyla hepsinin tam ortasından şöyle sabitliyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 halkamızın içine bir sık iğne. Bu sık iğneleri de ben böyle elimi sıkı tutarak yapıyorum ki kayma olmasın diye. Başladığımız noktaya tekrar geldim. Şimdi şurada bizim 6 zincirle yukarıya sık iğne yaptığımız nokta var. Aralarda 6 tane zincir çektik. Sona geldiğimde 3 tane zincir çektim ve tığıma bir ip aldım. Bu ilk başta yapmış olduğum sık iğnenin üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanı yaparken şöyle bakın, çok sık yaparsanız daha kısa olur. Bu şekilde olması gerekiyor. Üçüncü sıramızda 8 tane zincir çekiyoruz. Yine her bir boşluğun içerisine sık iğne yapıyoruz. Üçüncü sırayı tamamladım. Sonda 4 tane zincir çektim. Aralarda 8 zincir çektiğimiz için tığıma yine bir ip aldım ve buradaki trabzanımızın üzerine, başlangıçtaki, burayı karıştırmayalım. Bu defa 3 defa da çıkarak bir trabzan yapıyoruz. Alt sırada da tığımıza bir ip almıştık, ikili trabzan yapmıştık. Burada yine bir ip aldım. 3 defa da çıkarak trabzan yaptım. Şimdi 4. ve 5. sırayı aynı şekilde yapacağız. Yani sondaki bitiş kısmını da aynı şekilde yapacağız. Aralarda 10 zincir çekiyoruz. Yine boşluğumuzun içerisine bir sık iğne. Dört ve beşinci sırayı 10 zincir çekerek tamamlayacağız. Sona geldiğimiz zaman tığımıza 2 defa ip alacağız ve buraya üçlü trabzan yapacağız. Ve 5. sırada da yine 2 kere ip alıp üçlü trabzanla birleştireceğiz. 6. sırada tekrar devam edelim. 4. ve 5. sıramı tamamladım. Sona geldiğimde 5 tane zincir çektim. Aralarda 10 tane zincirimiz olduğu için ve tığıma 2 defa ipimi alıyorum ve başlangıçtaki trabzanımızın üzerine bir üçlü trabzan yapıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte şeklinde. 6. ve 7. sırayı da aynı şekilde yapacağız. Aralarda 12 tane zincir çekiyoruz. Ve sık iğnelerimizi sırasıyla boşluklarımızın içerisine yapıyoruz. Sona geldiğimiz zaman 12'şer tane zincir çektiğimiz için aralarda sonda 6 tane zincir çekeceğiz.
tığımıza bu defa 3 defa ipimizi alacağız ve buraya dörtlü trabzan yapacağız. 7. sırada da aynı şekilde 6 zincir ve dörtlü trabzan yapıyoruz tığımıza 3 defa ipimizi alarak. Motifimizi tamamladım. 6. ve 7. sırayı tamamladım. Şurada bakın. Son üçlü trabzanımı yaptım. Pardon, dörtlü trabzanımı yaptım. Tığıma 3 kere ipimi alarak yaptım bu son 2 sırada. Ve bu kısımda da 6 tane zincir çektim. Aralarda 12 zincir çektiğimiz için motifimizi daha fazla büyütmek isterseniz 8 ve 9. sırada 14 zincir, bu kısımda 8 tane zincir ve bu kısımda da 4 defa tığımıza ipimizi alarak trabzan yapıyoruz. Şimdi şöyle benim halkamın büyüklüğü 25 santimetre. Şu aralarda 3 santim kalacak şekilde olacak motifimizin büyüklüğü. Yani hangi halka büyüklüğüne ya da kasnak için yaparsanız bu aralarda en az 3'er santim boşluk kalacak şekilde örmeniz gerekiyor motifinizi. Şimdi ben bir miktar zincir çektim. Zincirimin büyüklüğünü şöyle dairemin genişliğince çektim ve biraz da fazla çektim aşağıda bağlayabilmek için. Şimdi bu zincirimizi şöyle ortadan katlıyoruz. Daha sonra tam motifimizin ortasından üstten zincirimizi geçiriyorum. Bu arada motifimizin de ön yüzünü bakın şu ortadan anlayabilirsiniz. Ön yüzünü çevirdim. Şöyle halkamızın da altından geçirdim. Şu zincirimizi ortaladım. Bu şekilde. Bu kısmı bıraktım. Her defasında boşlukların üstünden halkamızın altından alıyoruz zincirimizi. Şu kısımları ne kadar sıkı yaparsa o kadar iyi olur. Şimdi diğer tarafa devam edeceğiz. Bakın burada ipimiz alttan, pardon, üstten geldiği için bu defa alttan alıyorum. Şimdi bir tane kaldı. Onu da bu şekilde aldım. Şöyle iyice çekiyorum. Şu sondaki bir tane de iki tane var.
Bunun tekini çıkartalım. Biri üstten geliyor, biri alttan geliyor. Hiç fark etmez. Şöyle çekelim iyice. Bakın ikisini bir elimle tuttum ve iyice çekiyorum. Daha sonra şu kenarlardan kaydırma yapıyorum ve şuradaki kısımları da ortalamaya çalışıyorum böylece. Ve iyice çekiyorum. Şimdi bu alt kısmı sıkıca bağlayacağız. Biri alttan, biri üstten geliyor. Bakın zincirimizi iyice çektim. Burayı bağlıyorum. Şimdilik böyle bağlayalım. Daha sonra bu kenarları eşit olmayan yerlere böyle kaydırarak bakın bu kısımlarda daha uzun kalmış. Onları şöyle aralarını açarak düzeltiyoruz. Şimdi şu iki kısımda biraz uzun kalmış ipimiz. Hemen böyle kaydırma yaptığım için tekrar çözüyorum. Tekrar biraz daha çekiyorum. İyice sağlamlaştırdım. Dediğim gibi sizler yardım alırsanız daha da kolay olur. Ve burayı bağladım. Düğüm attım. Burayı isterseniz kesebilirsiniz. İsterseniz bu zincirleri sökebilirsiniz. İple püskül yapmak isterseniz. Ben şimdi bu panom için iple süsleme yapacağım. O yüzden bunları daha sonra sökeceğim. Şimdi püskül yapacağız. Şöyle iki renk kullanacağım ben. Hem kendi renginden hem de krem rengi. Bu şekilde ipler kestim. Bunların uzunluğunu sizler istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben şöyle 2 kat 1,5 metre kestim ve onların ikisini böyle katlıyorum ve 4 tane ipim olmuş oldu. Tam ortasından şöyle püskül yaparken şöyle üstten bakın halka yaptım. Buradan şöyle parmağıma ikisinin içerisinden geçiriyorum. Alttan da her ikisini birden alıyorum. Bu kısma böyle bir düğüm atıyorum. Şimdi bu kısımda ne kadar istiyorsanız ben 5 tane yapacağım ilk etapta. Sonra tamamlayıp size son halini göstermek için tekrar geliyorum. Püsküllerimizi tamamladım. Şöyle farklı bir ipim vardı simli. Böyle yakından göstereyim. Bundan da birkaç tane kestim aralara renk vermesi için. Birer tane püskül yaptım. 1, 2, 3, 4,
5 tane boşluğun içine püskül yaptım. Şu kısımlar, bakın, şu birleşme ipin geçtiği yerlere de birer tane yaptım. Bu sizin zevkinize kalmış. Yani daha fazla, daha sık da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle püskül yapabilirsiniz. Şimdi elimde böyle yapma güllerim var. Onları da şöyle silikonla tam ortayı şuradan 1 2 ve 1 2 önce ortaya bir tane gülümüzü yapıştırıyorum. Panomuzu tamamladım. Son hali bu şekilde oldu. Biraz yaprak. Şu kısımlarda da farklı yapraklar ekledim. Dediğim gibi sizler istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben sadece sizlere örnek olması için böyle hemen hızlıca süslemek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.